Merhaba arkadaşlar. Bu 3D Max dersinde en basit modelleme yöntemlerinden başlayarak ileriye doğru gideceğiz. Bir önceki dersimizde 3D Max'in ayarlarını yapmıştık. Pencereler üzerinde değişim, tuş kontrolleri, şuradaki menüleri incelemiştik. Bu dersimizde en basit modelleme yöntemlerinden başlayarak bunlar Edit Mesh, Edit Poly, Editable Poly, Editable Mesh de olabilir. Bu yöntemlerle modellemeye başlayacağız. Modellemenin tek bir tekniği yoktur. Bir nesneyi pek çok şekilde modelleyebilirsiniz. Örneğin bir silindiri 20 farklı şekilde modelleyebilirsiniz. Bu farklılık bize ne kazandırır? Örneğin editable poly basit modeller içindir. Örneğin bir insan suratı modellerken editable poly'yi kullanırsak oldukça zorlanırız. Ama edge weld yöntemini kullanırsak suratı daha kolay modelleriz. Bunlara daha sonra geleceğiz. Sadece en basit modelleme yöntemi olan Editable Mesh'ten bahsedeceğim. Öncelikle kutuyu seçiyoruz. Snap'ı açıyoruz. Yani S'ye basarak ya da şuradan Snap Toggle'a basarak Snap'ı açıyoruz ve bir kutu oluşturuyoruz. Kutunun ölçülerini her yönde 1 metre olmasını istiyorum. O yüzden 100 santim 100 santim olarak değer giriyorum. Kutudaki segment sayılarını arttırıyorum. Bu segment sayılarını arttırmanın sebebini şimdi göreceğiz. Örneğin iki tane her yüzey için segment sayılarını arttırdım. Şimdi segment sayıları artmış. 1 metreye 1 metre her türlü ölçüsü 1 metre olan üç eksendeki ölçüsü 1 metre olan bir kutu oluşturduk. Ve bu kutuya Editable Poly yöntemiyle modelleme yapacağız. Peki nedir bu Editable Poly? En basit modelleme yöntemidir. Bunu nasıl uygularız? Kısa yoldan uygulamak için kutuya sağ tıklarız. Convert to bölümünden Editable Poly ya da Mesh deriz. Mesh ile başlamak istiyorum. Editable Mesh'i seçtik. Gördüğünüz gibi bu yan tarafta bir sürü bir şeyler çıktı. Şimdi bunların ne olduğundan bahsedeceğim. Öncelikle Selection kısmından bahsedeceğim. Vertex, Edge, Face, Polygon, Element kısımları. Vertex'ten başlıyorum. Vertex'e bastığımız zaman tel çerçeve moduna geçiyorum. Buna geçmek için F3'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz segmentler sayesinde kutunun üzerinde yeni noktalar oluşturuldu. Bu noktaları seçtiğimiz zaman yukarıdaki hatırlayacağınız gibi Select and Move kısmında ya da Rotate kısmında buralarda değişiklik yapabiliriz. Örneğin bu noktayı seçiyorum. Select and Move kısmına geliyorum ve Z ekseninde bu noktayı hareket ettiriyorum. Gördüğünüz gibi modelde bir değişiklik oldu. Ctrl Z ile bu değişikliği geri alıyorum. Şimdi bir noktayı seçiyorum. Ya da önce şunu göstereyim. Mesela birden fazla nokta seçmek istiyorum. Fareyle basılı tutuyorum. Şu 3 noktayı seçiyorum, değil mi? Ama burada istenmeyen bir sonuç daha var. Bu 3 noktayı seçmek isterken istemeden arkada kalan 1, 2, 3 noktayı da seçmişiz. Bunu nasıl engelleriz? Bakın biz bu 3 noktayı hareket ettirmek istedik ama istenmeyen noktalar da seçildiği için pek çok nokta hareket etti. Bunu engellemek için burada bir seçeneğimiz var. Ignore Backfacing. Buna bastığımız zaman yalnızca ekrana bakan yüzeylerdeki noktalar seçilir ve böylece bakın seçiyorum. Gördüğünüz gibi arka taraftaki noktaları seçmemiş oldum. Ctrl Z'ye basarak tekrar geri aldım. Bu sayede bize çok kolaylıklar sağlar. Örneğin karışık bir modelde örneğin bir surat çiziyoruz. Kaş kısmında bulunan noktaları seçmek isterken arkadaki noktaları da seçmiş bulunuruz. Bunun için Ignore Backfacing'i kullanabiliriz. Birden fazla vertex seçmiştik. Bu şekilde. Seçim araçları vardı burada. Örneğin serbest stil seçim. Bu sayede bu alanda kalan, ekrana bakan bütün noktaları seçebiliyoruz. Bakın, sona bastığım zaman bütün noktaları, çizgi içinde kalan bütün noktaları seçtim. Vertex'le neler yapılabilir? Çeşitli şeyler yapılabilir. Örneğin bir rampa yapabilirim. Rampa yapmak için normal seçim moduna geçiyorum. Farklı bir seçim şekli göstereceğim. Bir tane noktaya bastığımız zaman bu noktayı seçmek için kontrol tuşuna basılı tuttuğumuz, sol tıkladığımız zaman bu nokta da seçilmiş olur. Tekrar sol tıklıyorum başka bir noktaya, o noktayı da seçmiş oluyorum. Ve 3 tane nokta seçilmiş oluyor.
seçimden çıkarmak istediğimiz noktayı alta basarak noktaya tıklıyoruz. O alta basarak tıkladığımız nokta seçimden çıkıyor. Tekrar basıp seçili hale getiriyorum. Bunu siliyorum. Örneğin vertex'i kullanarak bir rampa, bir bayır yani bir platform modelleyeceğim. Segment sayıları burada işime yaramaz. Bana 4 tane nokta yeterli. O yüzden segment sayılarını 0 yaptım, 1 yaptım. Değerleri gene 1 metre olarak görüyorum. Aslında rampa olacağı için biraz uzun olmasını istiyorum. 2 metre girdim. Modifier uygulamayı hatırlıyorsunuz. Sağ tıklıyorduk. Editable Mesh diyorduk. Vertex'i seçiyordum ve şu en sondaki 2 noktayı seçiyorum. Rampa bildiğiniz gibi eğimli olur. Select and Move'u seçtikten sonra Z ekseninde tutup bu iki noktayı aşağı indiriyorum. Ve gördüğünüz gibi bir rampa benzeri bir şey oluştu. Bu iki nokta üzerinde de oynama yapabiliriz. Rampa biraz daha az eğimli olabilir. Noktalara geldikten sonra kutuyu eski haline çeviriyorum. Edge kısmı var. Edge bu gördüğünüz çizgileri temsil eder. Çizgiler hareket ettirebiliriz. Örneğin Edge'i seçtikten sonra bir çizgiye tıkladığımız zaman tekrar Select and Move uyguluyoruz. Bakın çektiğimiz zaman çizgiyi tutup çekiyor. Örneğin iki çizgiyi tutuyorum, çekiyorum. Bu Edge'le de rampayı modelleyebilirsiniz. Bu çizgiden tutup aşağı indirdiğiniz zaman aynı işlevi görür. Ama Edge nokta değil, çizgileri seçer. Face kısmına gelecek olursak bunu da çok kullanacağız. Poligonla aynıdır. Face kısmı yüzeyleri belirtir. Kutunun kaç tane yüzeyi vardır? 6 tane yüzeyi vardır. Bu 6 yüzeyin ikiye bölünmüş halini belirtir. Örneğin bakın poligon 6 yüzeyin tamamını seçiyoruz poligonla. Face ile bu 6 yüzeyin ikiye bölünmüş halini seçebiliyoruz. 2 tanesini. Bunda da çeşitli şeyler yapılabilir. Select and Move'u kullanabiliriz. Bunlarda rotate de kullanabiliriz. Örneğin iki tane nokta seçiyorum. İki noktayı seçtikten sonra rotate dediğim zaman bu iki nokta gördüğünüz gibi birbirlerine paralel olarak yaklaşmadan ya da uzaklaşmadan belirli eksenlerde hareket ediyorlar. Edge'de de aynısını yapabiliriz. Çizgiyi seçeriz. İki çizgiyi seçebiliriz. Poligonda da aynısını yapmak mümkün. Face'te de. Bu element kısmı ise mesela bir şey modelliyoruz ama bu model parça parça oldu. Örneğin hemen hızlıca bir masa benzeri bir şey yapayım. Bu masanın yüzeyi olsun. Nasıl modellediğime daha sonra geleceğim. Ben elementi göstermek için modelliyorum. Bu da masanın bir ayağı. Gördüğünüz gibi basit bir masa oldu. Biraz daha büyütebilirim. Hatta güzel de bir masa oldu denilebilir. Bunları aynı anda seçiyorum. Editable Mesh uyguluyorum. Bu element kısmına geldiğimiz zaman bunlar birleşik bir nesne. Ama biz bu nesnelerden mesela sadece bacağı seçmek istiyoruz. Şunları bir önce grup nesnesi haline getireyim. Yani birleştireyim. Bunu birleştirdik. Mesela bacağı sonradan bir değişiklik yapmak aklımıza geldi. Bacağı, masanın bacağını seçmek istiyoruz ama gördüğünüz gibi masanın tamamı seçiliyor. Bu duruma engel olmak için buna Editable Mesh uyguluyoruz. Element kısmını seçip parçaları tekrar ayırabiliyoruz. Bakın mesela masanın bacağını seçip bir değişiklik daha yapabiliyorum. Bunları grup haline getirdikten sonra.
element kısmını kapatıyorum. Şunları sileyim. Kutuyu eski haline getireyim. Burayı da gördükten sonra alt tarafta bulunan bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle poligonu seçiyorum. Aşağı doğru indiğim zaman burada Extrude seçeneği var. Extrude seçeneği seçtiğimiz yüzeyin üzerinden yeni bir dışa doğru yüzey daha oluşturur. Mesela Extrude'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz yüzeyden yeni bir yüzey oluştu. Bunu diğer yüzeylere de uygulamak mümkün. Extrude diyorum. Defalarca yapmam mümkün. Yan taraftan bunun kaç santim olabileceğini, mesela 10 santimlik bir çıkıntı diyebiliriz. 100 santimlik bir çıkıntı, yani 1 metrelik bir çıkıntı diyebiliriz. Her değer girdiğimizde yeni bir çıkıntı oluşturur. Bival kısmı da Extrude ile aynı görevi görür ama çıkarma iş, yani dışarı doğru çıkıntı yaptıktan sonra çıkıntının boyutunu ayarlamamıza da izin verir. Bunu daha sonra scale ile de yapmak mümkün ama programı yazan kişiler alternatif olsun diye yapmış olabilirler. Bakın buradan değer girerek de bunu yapmamız mümkün. Birkaç dokunuşla gördüğünüz gibi değişik bir model ortaya çıktı. Burada slice plane var. Slice plane bölme için kullanılır. Mesela bunu bu çizginin gördüğü yüzeyler doğrultusunda bölmek istiyoruz. Hizaladıktan sonra slice dediğimiz zaman bu nesneyi ikiye bölmüş oldu. Tabi bu seçimleri elementlerle yapıyorduk bildiğiniz gibi. İkiye bölünmüş ama birleşik olan nesneleri elementler aracılığıyla seçebiliyoruz. Editable Mesh'ten pek bahsetmek istemiyorum çünkü bu gelişmiş bir modelleme yöntemi değil. Bunun daha gelişmişi olan Editable Poly'den bahsetmek istiyorum. Editable Poly, Editable Mesh'ten daha çok şey yapan ama onunla aynı bir modifiyerdir. Editable Poly, Editable Mesh'in gelişmiş hali. Sağ tıklıyorum ve buna Editable Poly uyguluyorum. Gördüğünüz gibi birkaç tane daha seçenek çıkmış bulunuyor. Yine Vertex, Face seçenekleri mevcut. Polygon var, Element var. Ignore Backfacing'i seçerek arka taraftaki seçimleri engelliyorum. Gördüğünüz gibi az önce sadece Extrude ve Bival işlemleri vardı. Bu iki tanesi vardı. Extrude'de hatırlayacağınız gibi yeni yüzey oluşturuyordu. Ama bunlar Editable Poly'de daha gelişmiş. Bival mesela burada Outline var. Dışarı doğru çıkıntı. Insert var. Seçtiğimiz yüzeyin içine yeni bir yüzey daha oluşturuyor. Boyutunu ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi içine bir yüzey daha oluşturdu. Bu oluşturduğumuz yüzeye Extrude uygulayabiliriz. Burada gördüğünüz attach, collapse bunlar daha çok çizgilerle yapacağımız modellemeler için kullanılacaktır. Bu editable modelleme yöntemiydi. Bu editable poly ile yapabileceklerimiz çok fazladır ama çok da kullanışlı bir modelleme tekniği değildir. Bir dahaki derslerimizde editable poly ile koltuk modelleme, işte çeşitli köşeli televizyon modelleme gibi modelleme yöntemlerine değineceğiz. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.